Özellikle bankalar cephesindeki o hareketli görünümün devam ettiğini görüyoruz. Yani endeks günü dün yasayı kapattı ama bankalar %1'lik kartıdaydılar. Hatta geçtiğimiz hafta kısa bir haftayı gördük. İşte sadece 2 işlem günü açıktı Borsa İstanbul bayram tatili dolayısıyla. Ama borsada %2,5'luk artı varken bankalar yine %5'in üzerine değer kazandılar. Ne dersiniz, bankalar cephesindeki o görünümü nasıl okumak lazım? Bankalar hala pozitif kalmayı sürdürüyor. Endekse kısmen de olsa, yani bazen gerisinde kalsa bile endeksin genel anlamda hep zirvelerinde oynuyor diyebiliriz. Özellikle endeks tarafına baktığımızda, bankacılık endeksine baktığımızda kısa vadede 15.600-15.200 bandı üzerinde kalabildiği sürece hala yeni zirveler yapmaya devam edecek diye konuşabiliriz. Belirli bir noktadan sonra bu yükselişler diğer hisselere göre sınırlı kalabilir ama genel anlamda baktığımızda bankalar bu yükselişten kopmayacak diye de belirtebiliriz açıkçası. Şimdi biraz hisse bazlı görünümü de konuşalım. İş Bankası cephesinde dün 16,75 lira seviyesinden bir kapanışın gerçekleştiğini gördük. Son dönemde yine orası da hareketliydi aslında. Ne bekliyorsunuz İş Bankası cephesinde? İş Bankası'nın diğer bankalardan farklı bir hikayesi de var. Burada özellikle birleşme konusu hala ön planda kalmaya devam ediyor ki İş Bankası'nı bu da zirvelerinde tutuyor diye belirtebiliriz. Düzeltmeleri diğer bankalara göre daha sınırlı kalıyor. Yükselişte de zirvelere yakın hareket etmeye devam ediyor diye belirtmekte fayda var. Birleşme ile gelebilecek haberler buradaki olumlu havayı da destekleyebilir. Özellikle destek açısından baktığımızda 16-16-20 bölgesi üzerinde kalabildiğimiz sürece 17-17-50 bandını hedefleyen hareket devam edebilir diye belirtebilirim. Olumsuz senaryoda eğer döner ve 16'lar altında kapanış almaya başlayacak olursak buradaki düzeltmenin boyutu biraz daha artabilir ki bu da bize 15-40'lı seviyeleri hedefletebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Koç Holding cephesindeki hareketliğe de bakalım. Tabii özellikle bizler Haziran ayında da bol bol Koç Holding ve Yapı Kredi'ye ilişkin başlıkları konuştuk. Yapı Kredi'nin işte yabancı bir bankaya satışı olacak mı olmayacak mı, oradaki gelişmeler takip ediyordu. Çok hızlı bir yükseliş vardı hem Koç Holding'de hem Yapı Kredi Bankası'nda. Sonrasında buradaki görüşmelerin sonlandırıldığı başlığını aldık ama Koç Holding dün 223 lira seviyesinin üzerinden bir kapanış yaptı. Ne görüyorsunuz orada? Koç tarafını iştirakleriyle birlikte değerlendirmek gerekiyor sizin de belirttiğiniz gibi. Hem Tüpraş tarafı hem Yapı Kredi'deki gelen haberler tarafıyla baktığımızda ciddi bir yükseliş yaşamıştı geçtiğimiz dönemde. Fakat olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte de hem Tüpraş tarafı ciddi satış yedi hem Yapı Kredi tarafı geri çekilmeye devam etti. Bununla birlikte de bunun yansımasını holding tarafında da gördük. 270'lerden başlayan geri çekilme 209'lara kadar devam etti. Bu sürece baktığımızda bugünlerde bunun biraz tepkisini yapmaya çalışıyoruz ama tepkilerin cılız kaldığını da belirtebiliriz. Özellikle burada en azından 230-240 bandı üzerinde kapanışlar almamız gerekiyor ki hareket biraz daha ivmelenebilsin. Gelen tepkiler eğer 230-240 bandında takılacak, zorlanacak olursa buradaki baskının bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Kısa vadede 220'ler bizim için önemli destek. Buradaki olası bir kırılım 217-209 bandına bizi tekrar geri çekebilir diye belirtebiliriz. Şimdi özellikle son dönemde çok hareketli olan tabloda Ereğli Demir Çelik'i görüyoruz. Yılbaşından bu yana Ereğli Demir Çelik yatırımcısının yüzü pek gülmemiş gibiydi ama son günlerde 53 liranın üzerindeki rakamlar karşımızda. Dün de %1,4'lük bir artı vardı. Geçtiğimiz hafta da hareketliydi. Ondan önce de bir yükseliş çabası takip etmiştik. Ne görmek lazım Ereğli tarafında teknik anlamda? Aslında son 2 yıla baktığımız zaman Ereğli yatırımcısının yüzü pek gülmedi. Daha öncesinde çok ciddi yükselişler yaptı. 4 liradan başladı, 50 liralara kadar hareket yaptı. Ama sonrasında 2 yılı belki aşkın bir sürede yatay kaldı belli bir bölgede. Sonunda son günlere baktığımızda zirvesinin üzerinde kapanış yapmayı başarabiliyor. Bu açıdan 53-52 bandı üzerinde kapanışların devam etmesi oldukça pozitif olacak diye düşünüyorum ben. Son günlerde endeksi ayakta tutan hisselerden bir tanesi olarak da gösterilebilir.
yavaş yavaş yeni lokomotif olmaya çalışıyor diye belirtebiliriz. Özellikle burada kısa vadede 51'ler üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketler desteklenecek diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde de bunu başarabilirse, 51'ler üzerinde kalmayı başarabilirse 60-65 bandına doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz oluşacak diye düşünüyorum. Hemen buradan dönelim Turkcell cephesine. Turkcell'de son günlerde aşağı yönlü bir seyir vardı. %1'e yakın değer kaybı vardı. 100 liradan bir kapanış ama öncesinde zaten hızlı yükselişleri takip etmiştik ama iletişim endeksi son günlerde yönünü aşağıya çeviriyor. Oradaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında düzeltme yapıyor demek daha doğru buradaki hareketlere. Çünkü Mart-Nisan'da baktığımızda 60'lardan başlayan bir hareket söz konusu. 60'lardan başlayan ve 100'lerin üzerine giden bir hareket vardı Turkcell'de. Bunun düzeltmesi de oldukça normal. Bu düzeltmeyi nerede atlatmamız gerekiyor ki düzeltme olarak kalabilsin? Bunun boyutu artık düzeltmeden aşağı trende dönmesin diye bakacak olursak da en azından 95-96 bölgesi üzerinde bu hareket, düzeltme hareketi atlatılabilirse Turkcell tarafında yeniden pozitif ivme görmemiz söz konusu olacak. Yukarıda özellikle 102 seviyesi bizim için oldukça önemli. Ne zaman ki yeniden 102'ler üzerinde kapanışlar almaya başlarız, artık Turkcell tarafında düzeltme hareketini bitirdik. Yukarı yönlü yeniden bir 115-120 bandına doğru ivmelenmeden bahsedebiliriz diye söyleyeceğiz. Ama döner ve olumsuz senaryoda biz 95'ler altında kapanışlar almaya başlayacak olursak burada bir miktar risk oluşacak. Geri çekilme bizi 87-90 bandına kadar sürükleyecek diye de belirtebiliriz. Şimdi hemen Pegasus cephesindeki hareketliğe de bakalım. Dün 236 lira seviyesinden kapanışı Pegasus'ta konuştuk. 239'lar normalde zirve seviyelerimizdi ve yılbaşından bu yana yine Pegasus tarafına baktığımızda %70'in üzerinde bir değer kazancı. Aslında havacılık hisselerinin de üzerine bir performansı görüyoruz. Ne diyorsunuz oradaki rakamlar için? Daha öncesinde biz aslında sizinle yaptığımız yayınlarda Pegasus'u havacılığın zayıf halkası olarak değerlendiriyorduk ama son dönemde bu durum değişti. Özellikle hep şuna dikkat çekiyorduk. Burada bir çanak oluşumu var. Formasyonun hedefi de aşağı yukarı 260 seviyeleri diye belirtiyorduk. 190-200 bandının üzerinde kalmayı başarabildiği sürece diyorduk. Bunu başarabildi ve yavaş yavaş da yukarı yönlenmeyi getirdi bu hareket beraberinde. Sizin de belirttiğiniz üzere havacılığın artık zayıf halkası değil, güçlü halkası olarak karşımıza çıkıyor Pegasus. Burada özellikle kısa vadede 220-25 bandı üzerinde kalabildiğimiz sürece 260 hedefli hareketlilik devam edecek diye belirtebiliriz. Şimdi hemen Türk Hava Yolları'nı da konuşalım Pegasus'a bakmışken. 310 liradan bir kapanış vardı. Türk Hava Yolları'nda zirve seviyelerimiz 330 liraların üzeriydi. Ve Pegasus'ta yılbaşından bu yana %70'lik değer kazancı var dedik ama Türk Hava Yolları biraz daha geriden geliyor. %30'luk bir artı var orada. Nasıl yorumlamak lazım? Diğer havacılık hisseleri TAV'ı hariç tutarsak geride kalırken Türk Hava Yolları önden gitmeyi tercih etti ve bunun sonrasında da uzun zamandır, neredeyse 2 aydır bir yatay sürecin içerisinde, zirve tazeledikten sonra bir yatay sürece geçti. Buradaki band da neresi olarak diyeceksek 300-330 bandı. Özellikle net olarak orta vadede biz 326-330 bandı üzerinde kapanış alamadığımız sürece burada kısa vadeli düşünen yatırımcılar beklemek zorunda kalacak diye belirtebiliriz. Yani burada net bir pozisyonma, net bir pozisyonlanma, net bir hareket bekliyorsak bunu en azından kapanışları 326-300 band, 30 bandı üzerinde görürsek hareket etmekte fayda var. Ama bu hareketi göremiyorsak, 326-330 bandı aşılamıyorsa beklemek zorundayız diye düşünebiliriz. Kısa vade önemli direnç noktası 317. Dün de bu seviyeye takıldık ve geri dönüş aldık. 317'ler kısa vadede aşılamadığı sürece de buradaki baskı devam edecek. Aşağıda özellikle 307 kırılması halinde ise 300 seviyesi yeniden test edilebilir diye de belirtebiliriz.
Ve Tüpraş cephesine de bakalım. Orada daha yatay bir görünüm aslında bir süredir takip ediyorduk. 171 liradan bir kapanış vardı. %0,47'lik karşıyla günü kapatmayı başardı Tüpraş. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Tüpraş 160'lardan gelen tepkiyle birlikte 170'lerin üzerine kadar geldi. Burada yatay harekete başladı. En azından 170'leri destek yapmaya çalışıyor. Endekse göre baktığımızda tepkiler burada da aynı Koç Holding gibi cılız. Alçalan trend var grafiğimizde. Özellikle aşağı yukarı bu 176'lara denk geliyor. Eğer burada 176'lar aşılabilirse yukarı yönlü ivme artabilir. Ama 176'ları yani alçalan trendimizi aşmak da hala zorlanıyorsak burada da eğer bir pozisyonlanma yapılmışsa kar realizasyonuna gidilebilir. Özellikle 170 kısa vadede önemli. Yeniden döner ve 170 altında fiyatlamaları almaya başlarsak yeniden 160'lara kadar çekilme ihtimalimiz oluşacak diye de belirtebiliriz. Hemen buradan dönelim enerji cephesine. Astor Enerji dün %2'nin üzerinde satışlarla günü kapattı ve Astor tarafında 100 liranın üzerinden bir kapanış geldi ama dün sanki enerji sektörünün genelinde aşağı yönlü bir seyir vardı. Yani Miatek'te düşüşleri gördük. Yeotek yine değer kaybını konuştuğumuz hisselerden biri. Ne görüyorsunuz? Hem enerji tarafında hem teknoloji tarafında aslında bir miktar geri çekilmelerin olduğu tablo. Nasıl okumak lazım? Aslında yeni yeni hareketlenmeye başlıyor diyebiliriz enerji hisseleri. Bir süre yükseliş yaptı. Yeo yanılmıyorsam dün tavandı. Öyle hatırlıyorum ben. Hem bilançosu çok iyi geldi hem de bedelsiz sermaye artırımı geldi. Astor bir miktar düzeltmesini yapan taraftaydı enerji hisseleri arasında ama Astor'da da 100 üzerinde dengelenme yaşayabilirsek, başarabilirsek özellikle 109-113 bandı bizim için çok çok önemli olacak. Net bir hareket beklemek, görmek istiyorsak Astor tarafında da en azından burada yatırımcıların 109-113 bandı üzerinde kapanışlar gözlemlemesi gerekiyor. Bu kapanışları alabilirsek Astor'daki harekette güçlenebilir ve yukarı doğru 125-135 bandına doğru hareketlilik oluşabilir diye belirtebilirim. Ama eğer biz hala 109-113 bandını aşmakta zorlanacak olursak önümüzdeki günlerde de buradaki baskı da bir süre daha devam edecektir diye belirtebiliriz. Şimdi ben düzelteyim hemen. Miatek'te dün 66,9 liradan bir kapanış. %7'nin üzerinde primler. Yine benzer bir tabloyu Yeotech cephesinde gördüğümüzde söylediğiniz orada 202 lira seviyesinden bir kapanışın gerçekleştiği tabloda %9'un üzerindeki artılar ki ana endekste en fazla artan iki hisse olarak şekillenmişti. Hemen dönelim buradan Ülker'e. 168 liradan bir kapanış geldi. 170 liralar yine Ülker tarafında gördüğümüz zirve seviyeleri olarak şekillenmişti. Ve Ülker tarafında yıl başından bu yana %100'lük artışı okuyorum. Dolayısıyla ana endeksin de üstünde, gıda perakende cephesinin de üstünde devam eder mi oradaki değer kazançları? Ülker'de aslında sizinle yaptığımız yayınlarda uzun zamandır 90-100 bölgesinden beri hem inceliyoruz hem dikkat çekiyoruz. Neye dikkat çekiyoruz? Bilançodaki düzeltmeyi. Bununla birlikte de zaten fiyata da pozitif olarak yansımaya devam ediyor. Teknik açıdan baktığımızda da özellikle 160'lı seviyeler üzerinde, 162 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde buradaki yükseliş hareketinin de 180-190 bandına doğru devam etmesini bekleyebileceğiz. Buradaki olumsuz senaryo dönüş alır ve 162 seviyesi altında yani bizim iş sürenimizin altında kapanışlar almaya başlarsak tekrar negatif tarafa geçme ihtimalidir ki bunu alırsa yani 162'ler altında kapanışlar almaya başlarsa en azından Bollinger'ımızın üst bandı 150'lere kadar bir düzeltme yapması olası olacak. 162'ler kırılmadığı sürece hala pozitif tarafta kalacak diye de belirtebiliriz. Şimdi özellikle Amerika tarafını biraz okumaya, değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle Fed'den neler beklemek lazım bu yıl onu sorayım. Çünkü oradaki beklentiler piyasa fiyatlamalarına direkt olarak yansıyor. Yılbaşında bir ayrışma vardı. Piyasa işte en az 6 kez faiz indirimi fiyatlarken Fed 3 diyordu. Sonrasında durum tersine çevrildi. Fed 3 diyordu, piyasa 1 diyordu. Şimdi Amerikan Merkez Bankası 3 kez olan faiz indirim beklentisini 1'e çekti.
piyasalarda yükselişlerin devam ettiğini yapay zeka hisseleriyle birlikte takip ederken son günlerde Nvidia da aslında biraz oyunu bozan tarafta. Dün çünkü %7'lik bir değer kaybı. Cuma günü %3'lük değer kaybını konuştuk ve sadece Nvidia değil diğer bazı yapay zeka ilişkin çip üreticilerinin hisselerinde de aşağı yönlü bir seyir vardı ama Amerikan borsalarında ve Fed'den neler beklemek lazım? Hemen ardından da Dow Jones'a bakalım. 39.411 puan üzerindeki hareketliliklerle ne okuyorsunuz? Fed tarafında siz de belirttiniz, yıl başında 6 faiz indirimiyle başlayan, sonrasında 3'e düşen, hatta Haziran ayında ilk faiz indirimi gelecek söylemiyle başlayan ve sonrasında Kasım aralığa kadar ertelenen ve 1 faiz indirimine kadar gerileyen durum söz konusu diye belirtebiliriz. Burada bu gelişmeler olurken aslında borsalar aldıkları primi, yani 30 binlerde başlayan Dow Jones tarafında 6 faiz indirimi söylemleriyle birlikte biz 40 binlerin üzerine görmüştük. Ama 1 faiz indirimine kadar düşmesine rağmen hala benzer seviyelerde olduğumuzu da görüyoruz. Yani 40 binin hemen aşağısındayız şu anda. Yani piyasa her anlamda bu tarafa olumlu yönde bakmaya devam ediyor. Belki seçim biraz baskı yaratacak. Bu 1 faiz indirimi konusunda da belki yine ötelenecek, 2025'e kalacak ama piyasa belirttiğim gibi hala pozitif bakmaya devam ediyor bu tarafa. Siz de belirttiniz teknoloji rallisi, yılbaşında başlayan teknoloji rallisi bu günlerde son bir haftaya baktığımız zaman biraz aksama, düzeltme tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben yine de bu tarafın toparlanabileceğini düşünüyorum belirli bir düzeltme hareketinden sonra. Dow Jones tarafında özellikle 40.000, 40.300 bölgesi bizim için güçlü bir direnç bölgesi. Bura aşılacak mı, aşılmayacak mı bunu takip etmekte fayda var. Özellikle aşağıda da 39.000, 38.500'ler önemli destek aralığı. Bu aralık kırılmadığı sürece ben Dow Jones tarafındaki yukarı inmenin de devam edebileceği düşüncesindeyim. Şimdi buradan hemen Avrupa tarafındaki son tabloyu da inceleyelim. Avrupa'da durum biraz tabii son günlerde karışık. Siyasi belirsizlik süreci var orada. Aşırı sağ kanadın oylarında artış, iktidarda ciddi bir oy kaybı. Hatta Fransa'da Frexit'e ilişkin endişeler gündemde. Macron'un erken seçim kararı alması, radikal politikalar karşımızda olur mu? Burada olası bir iktidar değişikliğiyle birlikte diye soru işaretleri uyandırdı. Hatta artık Avrupa'nın en değerli borsası haline gelen borsada İngiltere'yi takip etmeye başladık. DAX'a bakalım, 18.325'ten bir kapanış vardı. Dün gördüm aslında Avrupa'da oldukça iyiydi. 1.900'luk değer kazancı. Ve Almanya'da bizim rekor seviyelerimizde 18.800'lerin üzeriydi. 18.800'lerden 18.300'lere yaklaşık 500 puanlık bir geri çekilme ama neyi destekliyor buradaki hareketlilik? Burada özellikle neyi gördük? Biz ECB'nin faiz indirimi sonrasında DAX'ta başlayan düzeltmeyi izledik. Hem buna ek olarak siyasi gelişmeler buradaki düzeltmeyi beraberinde getirdi. Ama 18.000 üzerindeki de dengelenmeyi de gördük. Yani 18.000 seviyesi de güçlü bir destek olarak karşımıza çıktı. Son günlerde buradan tepki çabaları var ki en güçlü tepki hareketini de dün yaşadık. Özellikle 18.600'lar üzerinde kapanışlar alabilirsek 18.800 sonrasında da 19.000'lere doğru DAX'ın yeniden hareketlenme başlatabileceğini söylemek mümkün olacak. Aşağıda özellikle yine dikkat çekmek gerekirse 18.000, 18.200 bandı bizim için önemli destek noktaları. Bu aralık kırılmadığı sürece DAX'ta da geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum. Olumsuz senaryoda eğer 18.000'ler kırılırsa kenarda beklemekte de fayda olur diye de belirtmekte fayda var. Buradan MSCI grubuna da biraz değinelim. Ons altın tarafına bakmaya çalışalım. Güçlü dolar hikayesi devam ediyor ki işte Avrupa'da siyasi belirsizlik süreci yine gündemimizde olunca Euro'da bir satış dalgası oluşmuştu. Dolar endeksi yönünü yukarı çevirmişti. DXY'de 105 puanları konuşuyoruz. Ons altın tarafına baktığımız zaman hızlı bir yükseliş. Zaten yılbaşından bu yana takip etmiştik. 2400 dolarların da üzerine sizle önceki yayınlarda takip ediyorduk. Şimdi 2300 dolarlarda bir dengelenme çabası, acaba altın nereye götürecek?
Aslında altında da az önce borsalarda, yurt dışı borsalarda konuştuğumuz senaryo söz konusu. Burada da pozitif tarafta kalmayı hala tercih ediyor diyebiliriz. Çünkü altını bu tarafa sürükleyen, yani yıl başında 2000 dolarlardan 2400 dolarlara sürükleyen hikaye 6 tane faiz indirimi hikayesiydi. Buna ek olarak küresel savaş durumu da sıkıntı yaratıyordu ki bunların da etkisini gördük. Ama son döneme baktığımızda en azından çok fazla savaş tarafı etkilemiyor altın tarafına. Faiz indirimleri 6'dan 1'e düştü ama hala 2300 dolarların üzerinde kalmayı sürdürüyoruz. Teknik açıdan baktığımızda kısa vadede 2380-2400 bölgesini geçemediğimiz sürece ki gelen tepkiler burada sekteye uğruyor, zayıflık gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda bu aralık geçiremediği sürece net bir yukarı hareketten yeniden bahsetmek mümkün olmayacak. Aşağıda özellikle 2300-2320 bandı bizim için kısa vadede önemli. Burada bir kırılım görecek olursak da 2260-2220 bölgesine kadar bir geri çekilmeden bahsetmek mümkün olacak. Hemen petrolü de konuşmaya gidelim. Petrol cephesinde tabii jeopolitik risk başlıkları gündemimizdeydi. Bir yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, drone saldırılarını takip ediyoruz. Bir yandan artık yaz sezonuna geldik. Dolayısıyla yazında işte talebin burada güçlü seyredeceği beklentisiyle petrol fiyatlarında 85 doların üzerindeki rakamları da takip etmiştik. Dün bir miktar aşağı yönlü bir seyri Brent petrol cephesinde gördük ama yine 85 dolarlarda tutunmaya devam eden bir petrol. Ne bekleriz bundan sonra petrol cephesinde? Burada geçtiğimiz haftalarda aslında 76-78 dolar bandına kadar hızlı bir geri çekilme yaşamıştık. Ama bunun tepkisi de sert oldu ve 85 dolarlara kadar yeniden hızlı bir şekilde yükseliş gördük. 85 dolarlar grafikte de gördüğümüz üzere gerçekten bizim güçlü ortalamalarımızın geçtiği bir bölge. Yani 85-86 dolar bölgesi. Bu aralıkta yukarı bir kırılım görecek olursak 89-92 bandına doğru petrol tarafında hareketlilik görebiliriz. Buradaki baskıdan bahsedecek olursak tamam küresel taraf savaş riskleri buradaki hareketi destekliyor ama enflasyon açısından baktığımızda da çok fazla ülkeler petrolün yukarı gitmesi tarafında olumlu değiller. Enflasyonu tetiklediği hepimiz açısından önemli. Hem yurt dışı ülkeler açısından ABD savaş halinde enflasyonla biz de benzer şekilde buradaki yukarı yönlü bir kırılım maalesef enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratacaktır. Bu yüzden de dikkat etmekte fayda var diye belirtebiliriz. Aşağıda özellikle 82 dolarlar bizim için önemli destek seviyesi. Burada kırılım olmadığı sürece de eğer 85-86 bölgesini aşarsak yeniden yukarı hareketler görme ihtimalimiz yüksek diye belirtebilirim. Şimdi özellikle Fed'in bu noktada aldığı faiz kararlarını hem işte petrolde hem altında hem de borsalarda konuşuyoruz. Ama şunu da sorayım, acaba ilk faiz indirimi ne zaman beklemek lazım ve Fed'in belirttiği gibi sadece bir kere mi bir faiz indirimi karşımızda olur? Dün örneğin Fed yetkililerinin mesajları vardı. Önce enflasyon diyorlar. Önce enflasyonda gevşemeyi görmesi gerektiklerini ifade ediyorlar. Temkinli duruşun da devam ettiğini görüyoruz Fed yetkililerinden. Dolayısıyla gelen veriler mi belirleyici olur? Kesinlikle öyle. Zaten notlarda da hep sürekli gelen verilere göre, verilere dayalı hareket olacak diye belirtiliyor Fed yetkilileri tarafından. Aslında yılbaşına baktığımız zaman da Fed hiçbir zaman 6 tane faiz indiriminden bahsetmedi. Piyasa bu şekilde satın almaya başladı ve geldiğimiz nokta bir tane faiz indirimi ne zaman gelebilir? Kasım, Aralık'ta gelebilir. Ben aslında seçim öncesi gelebileceğini düşünüyordum ama bu yavaş yavaş ötelenmeye başladı. Birin üzerine çıkar mı? Ben çıkabileceğini açıkçası düşünmüyorum. En azından bu sene maksimum bir, sonrasında verilere göre önümüzdeki 2025 ilk çeyreğinde de ek faiz indirimleri görebiliriz diye düşünüyorum. Hemen ECB'yi de sorayım. Yani aslında Avrupa borsalarını konuşurken değerlendirdik. Orada ilk faiz indirimi geldi dedik ama devamı gelir mi? Ya da orada da biraz temkinli duruşa giden bir Avrupa Merkez Bankası mı görülür? Ben bir süre orada da bekle gör politikası izlenebileceğini, en azından verilere dayalı bir politika izlenebileceğini düşünüyorum. Belki 1-2 aylık aradan sonra yeniden faiz indirimleri görebiliriz ECB tarafında da diye belirtebilirim.
Çok teşekkür ediyorum Ali Bey, değerli yorumlarınızı paylaştığınız için.